Bugün derste parlamam gerekiyor. Ay, sanırım kahvaltıyı unuttum. Görünüşe göre en yakın arkadaşımın acilen bir atıştırmaya ihtiyacı var. Ay, bu da kim? Büyük anne. Peki büyük anne torununu aç bırakabilir mi? Ay, yukarıda kim var? Bu benim özel ajan Tina, yani şef Tina. Linda, bir şeyler atıştırır mısın? Ne kadar lezzetli görünüyor. Burada ne işiniz var? Herkes mutfak mücadelesine. Tamam, neredeyse hazır. İşte bu, bana kamptaki gibi kızarmış marshmallow hazırlayın. Ah, bununla zor bir şey olmayacak. Ateşte marshmallow'umu bununla başa çıkabilirim. Ne? Bu yemek mi ya? Tamam Linda, umarım çilekleri seviyorsundur. Çünkü marshmallow'larım çilekli olacak. Çilekleri jelatin, şeker ve su ile karıştırıcıda ezeceğiz. Böylece çilek püresi elde edeceğiz. Şimdi onu biraz kaynatalım. Bu arada iki yumurtanın beyazlarını sarısından ayırıp iyice çırpacağız. Tabii ki profesyonel çırpıcı sayesinde. Püreyi ekleyip her şeyi karıştıracağız. Yemek pişirmede benimle eşit birileri yok ama diğerlerini yapıyor. Abartma Tina. Bakalım Kate nasıl yemek yapıyor. Zaten her zaman yanımdaysa neden marshmallow'yu pişireyim ki? Onları tabağa dökeceğim. Tabii ki Nutella olmadan da olmaz. Kim çikolatayı sevmez ki? Evet, tam gereken. Öğren büyük anne. Ay Kate, burada çok fazla şeker ve tatlı var. Bu yemek değil. Pekala, büyük annenin kendi hileleri var. Yumurtaları pişirelim. Şimdi onları kabuklarından temizleyeceğiz. Sadece onları Linda'nın resimdeki gibi kare yapacağım. Çubuğa takacağım. Ve şimdi tatlı kalplerle serpiştireceğiz. Bence benziyor gibi. Ay, umarım Linda'nın hoşuna gider. Tina ne yapıyor? Sadece gelecekteki marshmallow'ları şekerleme torbasına koyuyorum. Şimdi bununla muzun iki yarısını birleştireceğim. Ve kremasız da yapamam. Ne kadar lezzetli. Böyle 5 tane muzum var. Ve her birinin kendi tadı var. Biraz çikolata. Süsler gökkuşağı da. Hatta böyle de. Hayır. Bu tuz ama. Zaman doldu. Tadına bakmanın zamanı geldi. Vay be, ne güzel yemekler. Bu muzlar ne kadar lezzetli kokuyor. Önce onları deneyeceğim. Bir saniye. Bunlar tuzlu. Hayır, hiç de lezzetli değil. Tamam, sırada ne var? O büyük annemden marshmallow. Benim çizimdeki gibi görünüyor. Ay, bu ne? Ne kadar tuhaflar. Bu haşlanmış yumurta mı? Üzgünüm büyük anne ama bu hiç de gereken değil. Aa, ne kadar çikolata var. Kate, neyi sevdiğimi biliyor. Aa, ne kadar lezzetli. Çikolatalı marshmallow'dan daha iyi ne olabilir ki? Kate, yemeğin en iyisi. Yaşasın. En iyisi kim? En iyisi benim. Tamam, şimdi böyle bir lollipop istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Çok kolay. Yine şekerler. Karamel mi? Bu sefer başaracağım. Bakalım, gıda boyaları sonra. Önce karamelleri pişireceğim. Şekere, suya ihtiyacımız var ve bir tencerede ısıtın. Asıl önemli olan karıştırmayı unutmamaktır. Vay canına, lezzetli çıkıyor. Ama vitaminsiz yapamayacağım. Bir elma alıp ve çubuğun üzerine yerleştireyim. İşte böyle. Ne? Isırılmış mı? Tamam, başka bir tane alacağım. Bu da mı öyle? Bu da mı?
Kate, elmalarımı ısırmayı kes. İşte bu güzel. Onu alacağım. Şimdi onu karamelin içine batırıp birkaç kez çevirelim. Ne kadar güzel. Karamel içinde elmalar mı sıkıcı? Şimdi sana nasıl doğru olduğunu göstereceğim. Ah, karamelim hazır. Onu parşömen üzerine dökeceğim ve farklı gıda boyaları ekleyeceğim. Ve şimdi renkleri ekledim. Ve iyice karıştıralım. Renkli lekeler resmen. Hey, bakma. Eldivenleri giyip karameli beygir çubuklarına dönüştürüyorum. Harika. Altı rengin hepsini bir araya getirip onları döndüreceğim ve sonra uzun bir sosis haline getireceğim. Bu sosisten tıpkı resimdeki gibi lollipop yapacağım. Vay canına, Natina gerçekten gerçek bir gökkuşağı lollipopu yaptı. Peki ben ne yapacağım? Belki bir yerlerde lollipop vardır. Rengarenk bu gereken değil. Bu testere ya. Ambalajlar. Aa, bu da ölü bir fare. Ya sıçan, ne saçmalık. Hiçbir şey bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Aa, sakız. Tabii ya. Şimdi onu iyice çiğneyeceğim. Ve lollipop yapacağım ondan. Tamamdır. Neredeyse çubuk vardı. Evet, buldum. Hazır. Fena bir top değil. Ambalajı bulmak kaldı. Ve işte burada. Saralım ve gerçek gibi hazır. Görünüşe göre büyükannem ve Tina kiminkisi daha iyi olduğu konusunda tartışıyor. Ve onların gerçekten iyi yemekleri var. Zaman doldu. Aa, çabucak denemek istiyorum. Ne kadar güzel. Şef Tina'nın lollipopuyla başlayacağım. O benim tam istediğim gibi. Hayır, düştü ve paramparça oldu. Bir dahaki sefer onu daha güvenli halde getir. Tamam, Kate'de ne var? Bir dakika, bu çiğnenmiş sakız mı? Üzerinde hala salya akıyor. Ay, iğrenç. Vay canına, bu karamel içinde bir elma. Tadına bakalım. Büyük anne, kendini aştın. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Sen kazandın. Ben mi? Peki başka kim olabilirdi? Büyük anne en iyisi. Hadi pizzayla başlayalım. Uzun zamandır onu yemedim. Pizza mı? Bu kolay bir şey. Tamamdır. Emma, sen ne yapıyorsun? Bu nasıl bir şey? Ben pizza hamuru yapıyorum. Ben gerçek bir aşçıyım. Bu yüzden hamurun da en iyisi olmalı. Büyük anne ve aşçı Emma en sade pizza yapacaklar. Neden daha üstün bir şey yapmıyorum ki? Örneğin tatlı pizza. Hamur olarak kıyılmış Oreo ve Nutella kullanacağım. Bu zaten kulağa inanılmaz derecede lezzetli geliyor. Bu hamura nasıl da geldim şu an? Rose, hamur için patatesin gerekli olduğunu bilmiyor musun? Dünyanın ilk pizza mücveri yapacağım. Eminim torunum buna bayılacak. Evet, ben de böyle bir pizzadan vazgeçmezdim. Baksanıza ne kadar iştah açıcı görünüyor. Ama Rose tatlı sever için pizza yapıyor. Bu aslında çok sağlıksız. Şeker yerine sebze kullanmak daha iyi olur. Örneğin salatalık. Ayrıca havuç ve domates de ekleyebilirsiniz. Ve tabii ki biraz peynir de zarar vermez. Bunların hepsi harika ama sucuksuz pizza mı olur? Ayrıca tatlı biber ve mantar da ekleyebilirsiniz. Böylece pizza kesinlikle sulu olacak. İnanın bana. Onu kızartmanın zamanı geldi. Bunun için onu özel bir sıvı ile sulayacağım. Ne yapıyor büyük anne? Bu çok garip değil mi? Sadece hiçbir şey anlamıyorsunuz. Aslında pizza pişirmenin en iyi yolu budur. Böylece mükemmel şekilde kavrulmuş olacak. Sanırım biraz abarttım. Hayır, pizza. Belki hala kurtarılabilir. Önemli olan onu söndürmek. Of,
İlk kez böyle bir şey oldu bende. Bu ne tür bir kömür parçası? Emma sen ağaçtasın, bunu nasıl yapabildin? Hayır, kesinlikle konusu bile olamaz. Devam edelim. Büyük anne, pizzan çok lezzetli görünüyor. Ama fena kokuyor. Umarım en azından tadı güzeldir. Hayır. Eskiden patates mücverini seviyordun ama. Son aday kaldı. Umarım en azından tatlı pizza beni hayal kırıklığına uğratmaz. Rose, bu inanılmaz. Harika. Gerçekten mi? Çok uğraştım. Ben kazandım. Bu sefer böyle bir zencefilli kurabiye istiyorum. Çok kolay. Ya ben zencefilli kurabiyeyi yapmayı bilmiyorum. Kimse büyük anne kadar lezzetli zencefilli kurabiye pişiremez. Öyleyse kızlar yenilgiye hazır olun. Ben en iyi zencefilli kurabiyenin tarifini ezberden biliyorum. Bu yüzden onu yapmak benim için zor olmayacak. Böyle şeyler de olur. Vay be! Neredeyse her şey hazır. Benim de acele etmem gerekiyor. Hamuru doğrudan bir un torbasında yoğurabilir miyim? Bence evet. Rose, böyle kim yapar ki ya? Ya büyük anne, baksana çok kolay. Sadece beklemek kaldı. Biraz sertleşsin ve o zaman zencefilli kurabiye neredeyse hazır olacak. Ama şimdi onun şekli gereken değil. Hamurdan nasıl küçük adamlar yapacaksınız? Çok basit. Onun için özel bir kalıp var. Onun yardımıyla bir sürü lezzetli zencefilli kurabiyeye sahip olacağım. Herkes zencefilli kurabiye adam yapabilir. Burada tüm bir atlı karınca yaptım. Ben de şu pide gibi bir şey oldu. Sana nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum bile. Nasıl hala kendi sorunlarım var? Parlak ve çekici görünmesi için zencefilli atlı karıncayı süslememiz gerekiyor. En sevdiğim krema renklerini kullanacağım. Bu yüzden sadece güzel değil, aynı zamanda lezzetli olacak. Tadam! Her şey hazır. Nasıl da güzel. Bu canavar da kim? Ya neden canavar diyorsun ya? Bence bu çok güzel bir zencefilli kurabiye. Al şunu, çek şunu. Kızlar kavga etmeyi bırakın. Tek kazananı seçme zamanı. Vay canına. Ama bana bir zencefilli atlı karınca hazırladı. O sadece güzel değil. Aynı zamanda gerçekten lezzetli de. Evet, büyük anne senin de zencefilli kurabiyelerin başarılı. Bu ne üçüncü tabaktaki? Çok korkunç görünüyor. Belki en azından çok lezzetlidir. Hayır. Rose, üzgünüm ama bu bir başarısızlık. Bu turda kazanan... Büyük anne ve Emma'nın eşit derecede lezzetli zencefilli kurabiyeleri var. Ama Emma bütün bir atlı karınca yaptı. O kazanıyor. Evet, biliyordum kazanacağımı. Dürüst olmak gerekirse bu atlı karıncaya hiç ihtiyacım yok. Son sadece yemek istiyorum. Hazır mısınız? Bu sefer beni lezzetli makarna ile şaşırttın. Tamamdır torunum. Bu ne? Spagetti mi? Onlardan nefret ediyorum. Makarnayı daha güzel bir şekilde yapacağım. Bu sadece eğlenceli değil, aynı zamanda çok heyecan verici. Sebzelerin yardımıyla onları farklı renklere boyayacağım. Bu yüzden lezzetli, çok sağlıklı ve çok parlak olacak. Kedi çok sevecek şunu. Bunlar mağaza sebzeleri, korkunç erişte. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Spagetti kendiniz hazırlayabilirsiniz. Gerçek undan. Taze yumurtalardan. Teşekkürler canım. Ve tabii ki tazecik sütten. Ay, bırak benim pişimi. Lütfen. Ve tabii ki peyniri de unutmamalıyız.
Ve ayrıca bu çeşmeye de ihtiyacım olacak. Umarım onu sizden dün çalmamın sakıncası olmaz. Tamam, her şey hazır. Şimdi pişirebilirim. Ya neden bu kadar zahmet ediyorsunuz ki? Çünkü Ted'e en lezzetli makarnayı yapmak istiyorum. Bunun için çok çalışmam gerekiyor. Hamur incecik olmalı. Onu yoğurmalısın, sonra da böyle geçirmelisin. O zaman ince spagetti alacağım. Vay be, çok havalı. Ama benim daha da iyi bir fikrim var. Ted jelibonu çok seviyor. O yüzden neden onu jelibonlu makarlarla sevindirmiyorum? Bunu yapmak için şekerleri eritmemiz ve elde edilen kütleyi jelibon eriştelerine dönüştürmek için sadece tüpleri kullanıyoruz ve sonra buzdolabına koyuyoruz. Jelibon dondu ve şimdi onu çıkarmak kaldı. Evet, çok lezzetli bir şey bu. Büyük anne, bunlar sosisli ahtapot mu? Ne kadar tatlı. Teşekkürler, çok uğraştım. Ah, Emma'da ne var? Tadam! Spagetti makinemi nasıl buldunuz? İçinde sonsuz miktarda peynir var. Bu yüzden Ted bunu kesinlikle sevecek. Dahice, bravo. Bu arada Ted'in yemeklerimiz hakkında ne düşündüğünü öğrenmenin zamanı geldi. Çok ilginç. En önemlisi bunu denemek istiyorum. Çok güzel görünüyor. İtiraf etmeliyim ki Emma gerçekten harika bir fikir. Ama çeşme biraz çalışmıyor galiba. Umarım patlamaz. Ah, hayır. Böyle bir makarna bugün kesinlikle kazanamaz. Yandım. Ayrıca kirli oldum. Umarım bu peynirin en azından jelibonu spagettiyi mahvetmemiştir. Tadına bakalım. Ay, mahvetti. Şimdi onlar da kazanmayacaklar. Geriye sadece büyük annenin yemeği kaldı. Oo, büyük anne, bu çok lezzetli ve çok tatlı. Seni seviyorum. Ben mi? Yaşasın, teşekkürler torunum. Sevindim. Bu sefer ben birkaçı istiyorum. Baksanıza, nasıl pişireceğiniz kendin düşünün. Tabii ki. Jelibondan pişireceğim. Onların yardımıyla tatlı ve çok güzel bir krepim olacak. Tek yapmam gereken onları bir kutu kola ile böyle açmak. Bu arada kolayı da içebilirim. Büyük anne, Emma, siz ne bekliyorsunuz? Ya nasıl başlayacağım, ne yapacağım? Ha, tabii ya, benim bir fikrim var. Öncelikle biraz pirinç pişirmem gerekiyor. Tuz ekleyelim. Biraz da karabiber ve biraz da soğan. Çok güzel. Aa, sen ne yapıyorsun Emma? Bir şey yapmıyorum, bakmayın. Dünyadaki en lezzetli pasta yapıyorum. Pikachu şeklinde. Rengi müthiş oldu. Şimdi ise böyle şekil vereceğim. Ay, dikkatli ol. Her şey doğrudan bana uçuyor. Pardon büyük anne. Sadece ben şimdi iş yapıyorum. Benim de harika bir Pikachu'm var. Baksanıza tabağımda ne kadar tatlı bir yüz var. Benim de pirincim hazır neredeyse. Onu bir şekilde ortaya koymanın zamanı geldi. Şimdi neydi onun ismi? Paka, Puça, Pikachu. Onun yüzünü domates ve zeytinlerle yapacağım. Ve biraz sos da işe yaramalı. Büyük anne, Emma ne yaptığına baksana. Meydan okumada en iyi işimi yaptığımı itiraf etmeye hazırım. Bence bu pasta inanılmaz derecede havalı. Ay, bu ne? Hayır, onu çok uzun zaman yapıyordum. Bu haksızlık. Benim suçum neydi? Emma, bu açıkça çok güzel bir şeydi. Ve hatta lezzetli. Ama şimdi bu pasta korkunç görünüyor. Tamam, bakalım büyük anne ne yapmış. Bu pirinç çok garip kokuyor. Tadı da öyle.
Üzgünüm büyük anne, bu sefer hiç hoşuma gitmedi. Ama ben çok uğraştım. Şimdi Rose'un Pikachu'sunu deniyoruz. İşte bu. İnanılmaz derecede lezzetli. Aferin Rose. Evet, hoşuna gittiğine çok sevindim. Gerçekten çalıştım. Aferin torunum. Bir sonraki videoları kesinlikle kaçırmamak için Multidot Challenge kanalına abone ol. Daha da havalı ve daha da eğlenceli olacak. O yüzden fazla uzaklara gitme.